Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Kasım ayında para konuları, kazançlarınız, iş konuları, gelir gider dengeniz alanında önemli etkiler altında olabilirsiniz. 28 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının güçlü etkileriyle Kasım ayı başlayacak. Eşinizin kaynakları, ortaklı gelir giderleriniz, borç alacak konuları, finansal paylaşımlar buralarda önemli bir süreçtesiniz. Size ait bazı kaynakları değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Yani size ait bir emlak satılması, kiralanmasıyla uzun vadeli böyle bir gelir elde etmeniz, bir miras konusu, emeklilik gibi bir konu, sigorta konusu ve benzeri alanlarda önemli yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Eşinizin gelirlerinde size destek olabilecek bazı açılımlar olabilir. İş birlikleri, belki bir iş için kariyerinizi etkileyecek bir konuda bir yatırım kararı almanız, kaynaklarınızı değerlendirme konusunda bazı önemli dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Ve burada 13 Kasım'da Akrep Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ay doğacak, işte para evinizde. Mars'la birleşiyor bu yeni ay ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te de karşıt açıda. Mars-Uranüs karşıtlığının aktif olduğu, enerjisi çok güçlü, güçlü olduğu kadar stresli ve tansiyonu da yüksek bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle finans ve para konularında hızlı gelişmelerin olması, bazı önemli durumlarla karşılaşmanız, hatta beklenmedik sürprizlerin ortaya çıkması mümkün görünüyor. Hani hızlı bir kazanç olabileceği gibi ani bir para ihtiyacı, bir borçlanma konusu, bir kredi konusu, ortaklı gelir giderler, hisseli paralar alanında da olabilir bu. Buralarda bazı mücadeleler söz konusu olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Her zaman olduğu gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların özellikle 15 ile 25 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu yeni ay ve gezegenler sizi daha çok etkileyecektir. Para konularında biraz daha stres, daha fazla aksiyon bu dönemde söz konusu olabilir. Doğal olarak ikinci evinizdeki Mars geçişi harcamaları arttırabiliyor. Yani bu bir sağlıkla ilgili, bir ameliyatla ilgili bir konu da olabilir. Kişisel bakım için olabilir. Yani çeşitli nedenlerle böyle bir para harcaması söz konusu olabilir. Ya da işte yatırım, bir alışveriş ve bununla ilgili de söz konusu olabilir. Genel itibariyle bu yeni ay ve yeni ayın gündemi aslında Kasım'ın 27'sine kadar olan süreçte önemli görünüyor. Ve Kasım ayı da genelinde aslında sizin için paranız, maddi durumunuz ve buralarda yapacağınız düzenlemeler, vereceğiniz kararlarla ilgili de çok etkili bir ay olacaktır. Ve 18 Kasım'da önemli bir gezegen döngüsü başlıyor. Mars'ın 2 yılda bir, biliyorsunuz Güneş sistemini 2 yılda bir dolaştığı için Güneş'te kavuşur. 2 yılda bir hangi burçta kavuşuyorsa o 2 yıllık bir döngü başlatır kendi içinde. 18 Kasım'da Güneş'le Mars 25 derece Akrep Burcu'nda kavuşacak ve bu da sizin yine para evinizde. Dolayısıyla Mars neredeyse enerji orada, aksiyon orada. Orada mücadele ediyoruz, orada inisiyatif alıyoruz, orada daha belki cesur davranıyoruz. Sizin için de para evinizde daha fazla enerjinin, hareketin ortaya çıkabileceği, hızlı gelişmelerin olabileceği bir süreç, mücadelenin de bu alanda olacağını söyleyebiliriz bu önemli Güneş-Mars kavuşumu nedeniyle. 23 Kasım'da Güneş artık Akrep'ten ayrılıp Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Merkür ayın 8'inden itibaren, 10'undan itibaren Yay burcunda. Üçüncü ev konuları da bu ay önemli ama daha çok ayın son 10 günlük döneminde biraz daha gündeminizde oluyor. Mars ve Güneş Yay burcuna geçer geçmez Balık burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu biraz böyle enerjilerin sıkıştığı, biraz kasvetli sorumluluklarla bizi yüzleştiren bir açıdır. İşte öğrenciyseniz eğitimle ilgili bir konu, işte bir seyahat planlıyorsanız belki orada bir kısıtlama, bir gecikme, iş ve mesleki konularda ekstra sorumluluklar söz konusu olabilir ya da bazı yasal anlaşmalar, verilmesi gereken kararlar söz konusu olabilir. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda dolunay meydana gelecek. Size güzel bir açıda bu dolunay hava elementinde olduğu için dolunaylar bir sonuç alma, bir şeylerin netleşmesi, farkındalık dönemleridir ve 9. evinizdeki bu dolunay belki bir seyahatin gündeme gelmesini ve netleşmesini sağlayabilir. İş seyahati, eğitimle ilgili bir konu da olabilir. Daha çok uzaklar, yurt dışı konuları, uluslararası işleriniz. Hani buralarda
yapılması gereken düzenlemeler, belki bir yasal süreciniz var, bir vize konusu, belki bir oturma izni, bir pasaport düzenlemesi benzeri gibi, yani daha yasal süreçlerle ilgili de olabilir bu gelişmeler. Bununla beraber akademik çalışmalarınız, eğitimle ilgili konularda yine önemli bir dolunay bu. Eğitim ve öğrencilerle, öğrenciyseniz yani eğitim hayatınızda bir düzenleme de getirebilir. Bununla birlikte medya işleriniz, yayıncılık işleriniz ya da bazı hukuksal işleriniz, buralarda da bu dolunayın belirgin etkileri ortaya çıkarması mümkündür. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın sizin için etkileri artacaktır. Merkür-Neptün karesi Kasım'ın son günlerinde etkili. Bu biraz hani belirsizliklerin, karışıklıkların, yanıltıcı etkilerin olabileceğini de işaret ediyor. Lütfen siz de alacağınız haberlere, duyacağınız bilgilere dikkat edin. Yazışmalarda, görüşmelerde, toplantılarda mümkün olduğunca dikkatli olun. Dedikodular da artabilir böyle bir süreçte. Özellikle Kasım'ın son günlerinde bu etkiye karşı ilişkilerde ve her türlü iletişim alanında biraz daha gerçekçi ve daha dikkatli olmakta fayda var sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Terazi burcu zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.